Selam dostlar, bu videoda sizlerle Çin'in en iyi premiumu olan J7D uçağını oynayacağız. Gençler, şu anda uçağımız %50 indirimde. Normalde 1400 TL olan uçağımız 700 TL değerinde. Hemen oyunumuza girelim. Dostlar, ilk oyunumuza girdik. Kalkışımızı gerçekleştirdik. Birçok uçaktan daha hızlı gidiyoruz gördüğünüz üzere. Uçağımız şu anda 1400 TL'den 700 TL'ye düştü. Alınır mı alınmaz mı? Bu videoda sizlerle bunları konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar, uçağın biraz özelliklerinden bahsedeyim. Uçağımız eskiden de 11.0 bir yerdaydı. Kanalda bununla ilgili bir video var. İlk ünlü olmadığım zamanlarda, tabii şu anda ünlü değiliz de, İlk baş bu kadar fazla izlenmediğim zamanlarda çektiğim bir videoydu. 700-800 kişi izledi. Zaten görüntü kalitesi falan da berbat arkadaşlar. Şimdi tekrardan yeniliyoruz videoyu. Bu video gayet güzel olacak. Bu uzun zamandır aklımda olan bir videoydu ama indirimin gelmesini bekledim. Bu arada bu uçakla oynarken en büyük sıkıntı arkadaşlar, bazı arkadaşların radarlarının saçma bir şekilde bize kilit atması. Arka tarafta bulunanları. Böyle dıt diye sürekli ötüyorsunuz. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Ve gençler, uçağın özelliklerinden bahsedelim biraz da. Sohbetimizi yaptık. Uçak gençler, gördüğünüz gibi 1340-1350 hızlarına kadar çıkabiliyor. Ama uçağımız 1360 hızında deniz seviyesinde ve şu anda deniz seviyesinde çok yakınız gördüğünüz gibi kanat kırıyor. Ama gençler, afterburner ile ilerlerken dümdüz bir şekilde herhangi bir şekilde kanat kırmıyorsunuz. MiG-21 Bison da kanat kırıyor onun motoru güçlü olduğu için, ama bu uçağın motoru o kadar da güçlü değil. Diğer uçaklara göre çok güçlü. Hatta şöyle diğer uçakları da görebilirsiniz gençler. Bizimle aynı seviyede uçan bir uçak neredeyse yok. Hepsi bizim bir tık gerimizde kalıyor. Eskiden bu uçakla oynarken gençler, F-16'lar karşınıza gelebiliyordu, F-14'ler karşınıza gelebiliyordu. Ama şu anda öyle bir durum yok. Uçağımız 11.0 bir yerde. Maksimum sizin yanınıza gelen uçaklar, şurada gördüğünüz gibi Mirage F1C, F4C United Kingdom, yani 12.0 bir yerdeki uçaklar olabiliyor gençler. Bu arada sürekli 12.0 bir yerde oynuyorsunuz ama bu uçak 12.0 bir yerde de iş yapabilecek bir uçak. Çünkü ben bu uçakla zamanında birçok F-16'yı avladım gençler. Safkan bir avcı uçağı. Bombardıman özellikleri o kadar iyi değil. Bu arada şöyle yerden de gitmeniz gerekiyor bu uçakla. Arkadaşlar haberiniz olsun. Neden yerden gideceksiniz? Çünkü düşman F-4'leri sizi anında görmemesi lazım. Bakın şimdi. Ben yavaştan dönüyorum. Önümde bir adet MiG-21 var. Şurada da bir uçak var ama o patladı. Bu arada şuradan bir tane daha J7D benimle geliyor. Galiba o arkadaş da oynamayı biliyor. Her neyse, bu şekilde yerden giderseniz gençler, uçak hem manevra olarak daha iyi dönüyor, hem de düşman uçakları sizi görmeden arkadan füze atmış oluyorsunuz. Şurada bir MiG-21 var. Aslında onu atsak olurdu ama gerek yok arkadaşlar. Şöyle yine yerden gidelim biz. Düşman uçakları ile bizim uçaklar eşit sayıda hasar almış. Şurada bakın. Bir adet MiG-21 var gördüğünüz gibi. Onu vurduk. Bunu da vurduk. Tamam, şimdi kaçıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizi hiç fark bile etmediler adamlar. Yani bu şekilde güzel güzel killer alabiliyorsunuz. Şuradaki MiG-23'e de çakacağım. Bu da büyük füze atacak ama şu an atmadı. Öldü. Her neyse, şurada biz asıl MiG-20 J7'mize dönelim. Şöyle kilit atıyorum gençler. Radar kilidini attık. İsabet attık bir tane daha. Artık ölürsün değil mi dostum? Yani bu arkadaş, ben vuramıyorum. Tamam, ciddi hasarı aldı. Bizden olacak bu arkadaşın ölümü de. Şurada bir tane de F4 geliyor gençler. Evet, şöyle kapatıyorum. F4'e doğru gidiyorum. 25 tane topum kalmış. Çok fazla değil top sayısı da biliyorum. Ah! Bizi vurdu. Biz de onu vurduk. Gördüğünüz gibi toplarımızla çok daha fazla kill aldık. Ne kadar XP kazandığımızı göstereceğim gençler. 3 kill aldık. 2045 puan. Yani bu uçakla yaptığınız şeyler bu gençler. Giriyorsunuz, saldırıyorsunuz. 2-3 kişi alıyorsunuz. Yerden gideceksiniz bir de sessiz sessiz. Hemen ikinci oyuna geçelim. Ama ondan önce size skoru göstereceğim. Ne kadar XP kazanacağız? 2 kill aldık. Gördüğünüz gibi 75.951 para verdi. 11.542 de araştırma puanı verdi. Şu an herhangi bir uçak araştırmıyorum. Çünkü Çin ağacındaki bütün uçaklar açılmış vaziyette. Bu arada hepsini de bu uçaklaştım. Hemen ikinci oyunumuza.
Dostlar, kasvetli bir atmosferde ikinci oyunumuzdayız. Şöyle ilerliyoruz. Bu uçakla nasıl oynamanız gerekiyor? Bir adet parazit var ya gençler, insanların böyle yara yerine yapışıp oradan kan emiyor. Halk arasında bunun adı sülük. Tam olarak sülük gibi oynayacaksınız ve F4'lerin arka motorundan yakalayıp onları emeceksiniz arkadaşlar. PL5 füzeleriyle. Anlatabileceğim en iyi şekilde anlattığımı düşünüyorum. Uçağın PL5 füzeleri sadece arkasından kilit atıyor arkadaşlar. O yüzden yerden gideceksiniz. Uçak yerdeyken manevrası çok daha güzel oluyor. Delta kanat bir uçak olduğumuz için yerde manevra yaptığınız zaman böyle yatay bir şekilde çok daha iyi manevra yapıyorsunuz. Bu neden dolayı oluyor diye soracak olursanız eğer, yerdeki hava basıncının bir atmosfer basınca yakın olmasından dolayı, yukarılara çıktıkça hava basıncının azalmasından dolayı oluyor arkadaşlar. Yani deniz seviyesinde veyahut yere yakın seviyede uçağın manevrası daha güzel oluyor. Ve gençler, bu uçak momentumu F5 kadar iyi tutamıyor. Birkaç manevradan sonra uçağın hızı kesiliyor. Ama yerden giderseniz ve şu şekilde U dönüşü yaparsanız hala hızlı kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bizim taktiğimiz nedir? Bizim burada bombalanacak base'lerimiz var gördüğünüz gibi. Biz o base'leri yanlamasına, şu an yanladım gördüğünüz üzere, tam bir U dönüşü atmayacağım. Base'e doğru gidiyorum. Karşıdan gelen F4'lere dönüp arkadan vuracağım. Şu şekilde yaklaşıyorum bakın. Buradan dönüşüm çok daha kolay olacak. O F4'lere doğru. Şöyle biraz daha alçalalım. Özellikle dağın taşın arkasına geçmek istiyorum. Şimdi uçaklar karşımıza çıkacak birazdan. Herhangi bir şekilde uçak görmedim bu arada. Neye gelmiyorsunuz gençler? F4 yok mu bu oyunda? Yok galiba. Evet, beklediğim F4'ler bu oyunda yok gençler. Bizim MiG-23'ler base bombalıyor. Karşı taraftan da MiG-23'ler geliyor da. Yani beklediğim uçak sen değilsin MiG. MiG dostum. Güzel, o MiG öldü. Önde birkaç tane daha uçak var ama biz dönelim gençler. Güneşe kilit atıyoruz bu arada. Çok fazla da düşman base'ine doğru ilerledik. Şu ön tarafta birkaç tane daha düşman uçağı görüyorum. Oraya doğru ilerleyeceğim. F-111 geliyor son hız bir şekilde bana. Füze mi attı acaba? Yok, atmadı. Tamam, bu F-111'e doğru dönenler var. Ben de şuradaki düşman uçaklarına doğru ilerleyeyim. Birkaç tane düşman uçağı görüyorum. Çevremde, civarımda. Bu arada düşman uçakları bir tık arkamda kalmış. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Buradaki MiG-23'e bulaşmayacağım arkadaşlar. O bize ne kadar füze atsa da devam edip gideceğim. O zaten döndüğü zaman bizim kadar hızlı bir şekilde dönemeyecektir. Önümde bir adet MiG-21 var gördüğünüz gibi. Kafa atmak istemiyorum MiG-21'lere falan. Bak, bu adam mesela bize kafa atmaya geliyor gençler. Oyunu bilmediği o kadar belli ki. MiG-21 uçağıyla kafa atıyor. Yani ne gerek var dostum? Bak, önümde mesela Su-24 var. Git bu uçağı topluluğuna vur. Yani saçma oynuyorlar. Arkadaşlar, bu arada hala peşimde. Şuradaki C-35 XS bana mı geliyor? Yok, bana gelmiyor. Bu adama kilit atarsam vuracağım arkadaşlar. Ateşledim füzeyi. Dönüyorum. Büyük ihtimal kilimizi alacağız. Evet, birinci kilimizi aldık. Bakın, şu MiG-21 hala benim peşimde. Ne kadar oyunu bilmiyorsanız işte oyunu bilmiyorsanız böyle oluyor gençler. Türkçe unuttum daha yeni sinirden. O adam bize kilit atıyor ama gelip bizi vuramayacak gençler. Biz de avcı uçağıyız, o da avcı uçağı. Bu uçaklarla, MiG-21 uçaklarıyla sinsi oynamanız gerekiyor. Sizi görmeyen düşmanı vuracaksınız. Sizi gören düşmanı hedeflemeyeceksiniz. Bakın, şimdi önde bir sürü uçak var, görüyorsunuz değil mi? Hangisini atalım? Şuradaki MiG-23'e atabilirim mesela. O bizi görmedi. İşte bu kadar. Ama önümdeki Su-24'e atmayacağım. Çünkü bu uçağı arkadaşlar bilerek atmıyorum özellikle. Bu uçağın MAV sistemi var. Ve bu MAV sisteminden dolayı bu uçağı tarayarak alacaksınız gençler. İşte bu kadar. Çünkü hala peşimizde. Ya, bu adam bizi kovalayacak. Israrla bizi kovalamaya devam ediyor. Yetişiyor da bu arada. Çünkü hızımızı bayağı bir kestik arkadaşlar. Kaçacağım. Kaçacağım. Hatta ana base'e doğru kaçacağım. Gel dostum. Yakıtım bitene kadar beni kovalayacaksın. Benim de yakıtım çok az kaldı ama ben ana base'ime döneceğim. Sen çünkü bana yetişemeyeceksin. Şu an bile zaten hızı yetersiz kalıyor gördüğünüz üzere. MiG-21'in. Dönüp vursam vururum gençler.
bu arada. Ama kendi base'ime dönüp ineceğim. Bu arada bizim elemanlar da gördüğünüz gibi. Şöyle dönelim biz. O adam bizden uzaklaşsın. Diğer adama doğru ilerlesin. Ya bana geliyor şu anda. Gaz veriyorum. ADG'yi açıyorum. Arkadan bir de kilit atıyor ya. Sinirlendim ya. Durduk yere beni sinir krizine sokacak şu minkin bir. Gel kanka gel. Hava füzelerimiz de seni bekliyor. 10 saniyelik yakıtım kaldı bu arada. Bir. Yakıtımız bitti. Her neyse. Umarım beni vuramaz. Çok hızlı. Aa, füze attı. Tamam, füzesi patladı gençler. Gördüğünüz gibi. Bizim hava füzeleri de o adama şu an ateşliyor. Bu arada onunla dönüp savaşabilirdim ama yakıtımız çok azalmıştı. O yüzden kaçmayı tercih ettim. Şöyle alçalalım. Tekerlerimizi, flaplerimizi açalım. Güzel bir iniş yapalım. Çok da güzel olmadı. Tamam. 300'de paraşüt açıyor zaten uçağımız. Gayet güzel bir şekilde yavaşlıyoruz. Paraşüt açan uçaklarla arkadaşlar paraşütle iniş yapmak mantıklı bu arada. Yine 3 kill aldık. 1900 puandayız. Oyunda bitti bitecek oldu zaten. Bakın o adam beni kovaladı mesela. Hiçbir şey eline geçmedi. Kaç puan almış ona bakacağım. 0 puanda. Gördüğünüz üzere. Ya beni kovalamayıp diğer adamlarla savaşsaydı kesin birkaç kill alırdı. Bu arada bu minigimir ne yapıyor? Çakılacak galiba. Şimdi de F5E onu vurdu. Gördüğünüz gibi 127 puanla oyunu tamamlamış bulundu. Yani eline ne geçti dostum? Beni kovaladın, benim oyundan düşürdün, sen kendin de oyundan düştün. Her neyse biz ikinci oyunumuzu gayet güzel bir şekilde tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uçağın füzeleri muazzam. Güzel. Arkadan attığınız zaman garanti bir şekilde vurabiliyor ama sinsi bir şekilde yaklaşacaksınız. Attığım uçakların çoğu chaff flare atmadı gördüğünüz gibi. Chaff flare atanlara çünkü füze sapıyor. Ya aslında hepsine sapmıyor arkadaşlar chaff flare atanların ama şunlara sapıyor. Büyük kalibre karşı tedbir atanlara sapıyor. MiG-23 gibi uçaklara o yüzden daha fazla dikkat edeceksiniz ki karşınıza da MiG-23 gibi uçaklar çok çıkıyor. Bakın oyun süremiz daha fazla oldu. Yani aynı puan yaptık. 2000 puan yaptık yine. Ama oyunda durma süremiz arttığı için 18.000 XP aldık. Yani her oyun başı 20.000'e yakın XP alıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu indirimin bir güzel özelliği de şuradaki bayrağı çıkartıyorsunuz. Bu bayrağı da kullanabilirsiniz. Hemen 3. oyunumuza devam edelim. Gerçekten uçakla oynaması zevkli sarıyor. Dostlar 3. oyunumuza girdik. Bu oyunda da bu uçak hakkındaki benim düşüncelerimi duyacaksınız. Biraz kendim konuşacağım. Diğer uçaklarla kıyaslayacağım. Arkadaşlar bakın bazı arkadaşlar F4'leri seviyor mesela. Ben F4'leri sevmiyorum. Neden? Çünkü F4'lerle gidiyorsunuz ve base bombalıyorsunuz sadece. Ama gençler bu uçakla ne yapabiliyorsunuz? Bu uçakla yapabileceğiniz şeyler sınırsız arkadaşlar. Aklınızı kullanıyorsunuz ve kill alıyorsunuz. Ya orada mesela düşünüyorum ki ya bu uçak beni görüyor mu görmüyor mu? Şuraya gitsem orada güzel bir savaş var. MiG-23 benden önce gidiyor. O zaman ona odaklanacaklar ve beni görmeyecekler. Füze atıp o adamı kill alabilirim. Ama F4 gibi bir uçağı aldığınız zaman arkadaşlar beyninizi kapatırsanız böyle ya da birkaç IQ'nuzu çalıştırırsanız oraya gidip base bombalayacaksınız veyahut yüksekten gelen uçaklara radar füzesi atıp vuracaksınız. Ama bu uçak öyle değil gençler. O yüzden ben avcı uçaklarını seviyorum. Hatta benim istatistiklerime bakarsanız ilk 4 uçak avcı uçağı gençler. Bombardıman uçaklarıyla çok az oynadım. Çünkü bombardıman uçağıyla oynarken sıkılıyorum gençler. Zaten War Thunder'da bana göre zevkli kılan şey bu tarz avcı uçaklarıdır. Beyninizi kullanabildiğiniz ve bileğinizi de kullandığınız zaman size güzel killer çıkartabilen ve oyunu benim için daha iyi hale getiren uçaklardır. J7D de tam olarak bunlardan bir tanesi. Siz şimdi bu uçağı aldınız. Benim kadar iyi oynayamayabilirsiniz ilk aşamada arkadaşlar. Ama benden sonra yani bu videoyu izledikten birkaç hafta sonra siz benden daha iyi oynayacaksınız. Neden? Çünkü bu uçakla ben zamanında oynadım. Hatta zamanında sürekli 3 kill, 4 kill, 3 kill, 4 kill, 5 kill alıyorduk. Erşat diye bir arkadaşım vardı. Onunla birlikte almıştık. Kasıyorduk. Bir süre sonra alıştıktan sonra uçak sizin bir parçanız gibi oluyor. Topunu da çok güzel kullanıyorsunuz. Başka özelliklerini de güzel kullanıyorsunuz. Her şeyini güzel kullanıyorsunuz. Bu arada yerden gidiyorum. Ve bizim şu sağdaki elemanlardan yardım isteyecektim ama o elemanlarda bana yardım edebilecek bir insan yok galiba. Gökyüzüne çıkan birkaç tane MiG uçağı görüyorum. Evet. Karşıdan da herhangi bir uçak görmedim. Şurada gelen iki tane uçak var. Onlar bot büyük ihtimal. Yani bot galiba onlar. Tamam, düşmanlara doğru dönelim arkadaşlar şu şekilde. Bayağı dışarıdan giriş yaptık zaten. Genel olarak nasıl yapıyoruz? Düşman base'inin olduğu bölgede ben oyuna dahil oluyorum gördüğünüz üzere.
Şurada çok güzel fight'lar dönüyor ama buraya girmek fazla istemiyorum arkadaşlar. Aslında girsem olur. Güzel fight'lar dönüyor gerçekten. Şurada bir adet F5'imiz var. Şurada bir adet J7 var. J7 yerine güneşe kilitleniyorum. Bu J7'yi vuracağım bu arada. Evet, J7'nin direkt pilotunu aldık gördüğünüz gibi. Topa da alıştım. Alışamam diyordum ama alışmışım. Şuraya doğru inelim gençler. Bizi gören bir uçak var mı bilmiyorum ama F4F var mesela. Güzel bir hedef benim için. Başlangıç aşamasında. Hızımız da bayağı iyi gidiyor şu anda. F4'e dönüyorum. Füzemi salladım. Hayır. Chef flare atıyor F4 arkadaşım. Bir tane daha füze attım. Yine chef flare atıyor. Topumuzu da alacağız artık bu F4'ü. Anlaşıldı. F4 tabii ki bizim kadar iyi dönmeyecek arkadaşlar. Ama arkamızda uçak var mı bilmiyorum. Bir tane daha chef flare. Şimdi bakın tam önümüzü aldık. Bunu attım bir tane daha. Yine sapıyor ya. Adamın bütün chef flare'larına saptırdık gençler. Uçağı da vuramadık. Rezalet oldu benim için. Yetişemiyoruz da bu arada. Of. Bunu salacağım ya. Bunu salmak gibi güzel bir davranış yapacağım. Çünkü arkadaşlar yetişemiyoruz maalesef. F4F gerçekten bizim için güçlü bir uçak oldu. Bir adet füzemiz kaldı. Ve gayet başarısız ilerliyoruz şu ana kadar. Şurada bir Voz uçağı var. Bana mı dönüyor bu? Lütfen bana dönme ya. Galiba bu da bana döndü gençler. Yok, bana dönmedi. Şöyle bir adet chef atalım. Bu arkadaşa bir füze atalım. İyi, en azından bu bizi görmedi. Şuradaki F5'e dönelim. F5'ler kadar iyi manevramız yok bu arada gençler. Bir tane daha füzemiz olsa bu F5'i de vururduk. Evet, vurduk. Topumuzla vurduk. Gördüğünüz gibi tam olarak bundan bahsediyorum. Topla biraz daha alıştığınız zaman, ben şu an 3. 4. oyunumu oynuyorum. 5 de olabilir. Topla biraz daha alıştığınız zaman çok daha güzel killer alabiliyorsunuz. Bu arada takımda da, karşı takımda da bayağı uçak duruyormuş. O yüzden base atacağım arkadaşlar. 1 dakikalık yakıtım kaldı. Yakıtı kısacağım. Base'e dönelim. Videoyu da burada keseceğim. Eğer bizim uçaklar düşman uçaklarının tamamını avlarsa, ki umarım böyle bir şey olmaz. Oyun biraz daha uzasın istiyorum. O zaman videonun sonunu açarım sadece. Devam edelim. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Uçağın tekerleri 700'de 800'de kırılıyor. Yani gönül rahatlığıyla 500'de 600'de tekerleri açabilirsiniz. Hatta böyle inerken tekerleri biraz daha erken açarsanız size durma konusunda da yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi direkt paraşütümüzü de açtık. Uçak çok hızlı bir şekilde durabiliyor base indiği zaman. Hala 2-3 tane düşman uçağı var. Gidip onları şimdi avlayacağız. Mis yapıyorum. Bakın karşıda bir adet F5 var. F4'ü bizim F4 düşürdü. Son 2-3 uçak kaldı ve onlar da F5 oluyor arkadaşlar karşı tarafta. Gördüğünüz gibi. Bizim F4 ile kapışıyorlar. Ben biraz daha yüksekten gideceğim ve uçağın size hem maksimum hızını da göstermiş olurum. Bu arada 30 dakikalık da yakıt aldım yeterli olsun diye. Çünkü düşmanlar, düşman base'inin orada savaşıyor gördüğünüz üzere. Oraya gideceğiz. Hadi bakalım. Şimdi son oyuncular birbirlerini vurdu. Bir tane whoop bomb kaldı. Bu F5C arkadaşlar. Daha yeni şurada görmüştük. Oradan hatırlıyorum. Bir tane de Kifir Kanart varmış. Kifir Kanart öldü. Ve F5C'de öldü. Gördüğünüz gibi ben de yükselmiştim. Biraz daha fazla yakıt aldık ona yetişebilelim diye. Şu an hız testi de yapmış oluyoruz. Uçak arkadaşlar böyle yüksek irtifalara çıktığınız zaman 1700-1800 hızlara kadar çıkabiliyor. Gayet güzel. Onu da gösterir miyim? Bundan sonra göstermem büyük ihtimal. Çünkü birazdan yayın açacağım. Bu videoyu biraz hızlı acele yetiştirmeye çalışıyorum. Evet gençler, gördüğünüz gibi 3 oyun oynadık. 3'ünde de 3 kill aldık ve sadece oyunlardaki duruş süremiz değişti. Gördüğünüz gibi 1. oyunda 12-13k XP aldık. 2. oyunda 18-19, 3. oyunumuzda da 21.000 XP aldık. Şu an ben herhangi bir aracım olmadığı için araştırılabilecek. Bütün araçları açtığım için herhangi bir şekilde araca gitmiyor XP'm. Ama siz de şuradaki araçların hepsini açabilirsiniz gençler. Bu arada oynaması da, izlemesi de çok zevkli bir araç. Bu videoyu da yenilemek güzel oldu. Çünkü J7D'ye gerçekten yeni bir videoda gerekiyordu Türkiye'de. Ve gençler, benim de en sevdiğim uçaklardan bir tanesidir. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz ama yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu izleyin. Beğendiyseniz alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz, like ve yorum atarsanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz gençler. Buraya kadar izlediyseniz de hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi oyunlar, sağlıcakla kalın.